Defalarca yerinden edilmiş sevdiklerini, evlerini kaybetmiş Gazze'lilerin en büyük isteği evlerine geri dönmek. Kuzeydeki evlerinize dönebilirsiniz söylentisiyle umutlu olarak yollara düşen Gazze'liler yeniden İsrail'in saldırılarına maruz kaldı. Eve dönme umudu mermilerin altında korkuya dönüştü. Bu cümleler bir elinde küçük kardeşi, diğer elinde un dolu bir torba taşıyan küçük Gazze'li Ömer'e ait. Ömer, kaynağı belirsiz, kuzeydeki evlerine gidebileceklerine dair bir söylenti sonucu yola çıkan onlarca Gazze'liden yalnızca biri. Gazze'liler aylardır İsrail saldırılarıyla mücadele etmeye, en sevdiklerini, evlerini, eski hayatlarını kaybetmeye devam ederken evlerine dönme fikri hepsine umut oldu. Bazı Gazze'liler ellerinde kalan son eşyalarıyla, bazı Gazze'lilerse kucaklarındaki kedileriyle yola düştü. Onları ne beklediğini bilmeseler de belki evlerine gidebilirlerdi. Bugün Gazze şeridindeki evimize geri dönebileceğimizi söylediler. Hiç kimse bu bilginin kaynağını bilmiyor, yalnızca ilerliyordu. Fakat umut Gazze şeridinde kısa sürdü. Kuzeye doğru yola çıkan Gazze'liler İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Umut yerini bir anda korku ve acıya bıraktı. 5 yaşındaki küçük Salih'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi çıktığı bu umut yolculuğundan yaralanarak döndü. Askerler her yeri ateş etmeye başladı. Kızım çok korkuyordu. Onu tuttum, sonra yürümesi için yere bıraktım. Cevap vermedi. Sonra ellerimdeki tüm kanları gördüm. Küçük Salih ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ve Gazzelilerin umudu bir kez daha gözyaşına dönüşmüş oldu. Hastanedeki 11 yaşındaki Nimer ise ailesine yemek bulmak için çıktığı yolculuğunda İsrail tarafından vuruldu. 15 gündür ailesiyle kavuşamayan küçük Nimer'in gözyaşları şeritte yaşanan gerçeklerin bir örneği gibi. Jemana Karachi, CNN, London.